Demek ki Servet'in göreçkilerle ilgili bana satmak istediği sır buydu ha. Tövbe estağfurullah ya. Ya bu rahmetli Servet de ne pis işlere bulaşmış ha. Ya Fatma'nın bebeğini çalıp Safiye'ye vermek nasıl bir kafadır vallahi. Allah günahlarını affeder inşallah. Servet size de mi gelmişti Faysal Bey? Evet. Göreçkileri mahvedecek bir şey biliyorum demişti. Ama ben pek umursamadım. İşe yaramaz bir şeydir diye düşünmüştüm. Tövbe tövbe. Bu Cemal bu dünyaya sanki başkalarının canını yakmak için gelmiştir mübarek ha. Ceyyar kılıklı herif. Yapacak iş bu mudur babam ha? Seyfi tamam ya. Amma söylendin ha. Pembe. Dedikodu yapmaya mı geldin buraya? Son görüşmemiz pek dostça olmamıştı hatırlıyorsun. Öyle. Beni kapının önüne enik gibi koymuştunuz. Tabii haksız da sayılmazdınız aslında. Biz bir anlaşma yapmıştık. Ama ben gereğini yerine getirememiştim. Ama şimdi ben bunu başarabilirim gibi geliyor. Bu bebek skandalı ablamla eniştemin arasını açacak gibi. Yani? Yanisi... Bana bir şans daha verin Faysal Bey. Eğer ablamı hala istiyorsanız... onu size getirebilirim. Nasıl yapacaksın onu? Daha önce becerememiştin. Daha önce başkaydı. Ablam yüzüme bile bakmıyordu. Ben şimdi bebek olayını patlatınca... tekrar gözüne girdim. Bana karşı yumuşadı. Hem şimdi dip dibe olacağız. Beraber yaşıyoruz. Benim için her şey daha kolay olacak. Faysal Bey... benden daha iyi bir seçeneğiniz mi var? Anneme mi güveneceksiniz, yengeme mi? Peki diyelim ki kabul ettim. Bunu benim kara kaşımın, gözümün hatırını yapacak değilsin değil mi Pembe? İnsan bir kere rahata zenginliğe alışınca kolay kolay vazgeçemiyor Faysal Bey. Ama şimdi siz bunu düşünmeyin. Bana tekrar güvenebilecek misiniz, onun kararını verin. Ben telefon bekliyorum sizden Faysal Bey. Sana bir şey diyeyim mi babam? Böyle kardeş düşman başına ha. Babam kurban olayım bu kızın gazına gelmeyesin ha. Yani bana pek laf düşmez biliyorum ama... bu maviden var... Seyfi, sana laf düşmezse konuşma oğlum o zaman.